kargocu mu? Melike kargo alıyor. Tamam. Onu da ödemeli alıyor. Tamam. Avrupa Birliği projelerine başvuru sürecinde Erasmus Plus projesi yazan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda yazdığımız diğer projelerin yanında bir de organic food, yani organik besinle ilgili, organik üretimle ilgili çalışma yapmamız gerekliliği üzerinde durduk ve bununla ilgili proje aşaması bitirildi ve projemiz de geçti. Buradaki temel amacımız şuydu: okulumuzun bir pansiyonu var, kız öğrenci pansiyonu, 210 öğrenci kapasiteli. Buradaki öğrencilerimize daha sağlıklı besin yedirebilme anlamında sebze üretimini düşündük. İl Tarım Müdürlüğü ile bu konuyu konuştuk. Nerede bu işi yapabileceğimizi, neler üretebileceğimiz konusunda arkadaşlarımızla da istişare ettik ama teknik olarak da İl Tarım Müdürlüğü'nden destek aldık. Okulun bahçesinde uygun olan bir yerimize sera kurmayı kararlaştırdık. 72 metrekare bir seramız var. Ve bu seranın içerisinde ne üretilebileceği konusunda öncelikle bir toprak analizi yapmamız gerekti. Ve organik olacağı için de dış etkenlerden de koruyacak bir alan olsun istedik. Ve buna uygun yerimizde tespit ettik. Ve içerisinde ilk etapta Mart ayının hemen sonuna doğru Çorum şartlarında seracılık yapılabileceğini de göstermek amacıyla salatalık, domates, biber, patlıcan türü sebzeleri yetiştirmeye kararlaştırdık. Onunla ilgili çalışmalarımızı yaptık ve damlama su sistemini kurarak da Haziran ayının ilk günlerinde bu işi başardık. Seranın hemen dışında da çilek üretimine, organik çilek üretimiyle ilgili çalışmamızı yaptık ve yaz sezonunda öğrencilerimize belki ikram edemedik ama okulların kapanmadan öncesinde yetiştirdiğimiz meyveler, sebzelerden öğrencilerimize ikram ettik. Ve bununla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza zaman zaman kullanmaları, yemeleri açısından da seramız açıktır. Kış sezonunda marul, soğan, tere, ıspanak türü sebzeler. Yaz sezonunda da biraz önce saydığım domates, biber, patlıcan, salata türü sebzeler yetiştirerek hem öğrencilerimizin yemesine hem de öğretmen arkadaşlarımıza, personelimize de ikram etmeyi alışkanlık haline getirdik. İnşallah bunu sürdüreceğiz. Bütün okullara, Türkiye'de diğer okulların da bunu yapabilmesini tavsiye ediyoruz. Zor değil, yeter ki istensin. Ve şu anda da bir başka projeyle entegre ederek bu projemizi ısıtılmasını düşünüyoruz ve enerji üreteceğiz. Ve burayı da inşallah kendi imkanlarımızla, hiçbir mali şey olmadan, harcaması olmadan ısıtmayı yapıp daha güzel sebzeler üretmeyi planlıyoruz. Burada yaptığımız şeyler Türkiye'de bir ilktir. Bunun bilinmesini istiyorum. Ama bunun yanında da öğrencilerimizin bu işi öğrenerek kendi hayatlarında, bahçelerinde uygulayabilsinler istiyoruz. Zaten önemli olan bizim sadece kendimize değil, öğrencilerimizle birlikte bütün Türkiye'ye, ülkeye uygulanabilmesi için çalışıyoruz. Ve bu ilk olma başarısını da geliştirerek herkesle paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin şu anda Türkiye'nin en organik okulunda bulunuyorsunuz. Sadece bu alanda değil, diğer alanlarda da çok çeşitli şekilde organik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir ilk olmaya devam ediyoruz. Her zaman da bunu geliştireceğiz inşallah. Projemizin toplam olarak bütçesi 19.520 Euro'dur. Projemizin özellikle ön plana çıkarmamız gerektiği yönü şu şekilde söyleyebiliriz. Nesillerimiz tarım ilaçlarıyla yetiştirilen bitkiler, ürünlerle yaşamını sürdürmeye çalışmakta. Bizim projemizin önemli yönü, özellikle ön plana çıkarmamız gereken yönü, öğrencilerin organik gıdalarla yetiştirilmesi, bir şekilde tarım ilacı kullanılmadan da ürünler yetiştirilebileceğini anlamaları, bu ürünleri yiyerek yetişmenin sağlıklı nesiller ve gelecek için önemli olduğunu anlamalarını sağlamaktır. Bunun haricinde projemizin teknik yönlerine bakarsak, projemizin kapalı alanda
Serası var. Aynı zamanda açık kısmı da var. Kapalı alandaki serada kışın özellikle marul veya tere, soğan gibi yeşil sebzeler yetiştirilirken yaz mevsiminde daha çok salatalık, domates, patlıcan gibi sebzeler yetiştirilmekte. Açık alanda da çilek yetiştirilmekte. Öğrenciler bu yetiştirilme esnasında toprak analizi yaptılar. Toprak analizinin haricinde bunları kendileri diktiler, kendileri yetiştirdiler. Kendileri bu işi yaparak, yaşayarak öğrendiler, gördüler. Bu sayede bir şekilde marul, soğan gibi veya domates, salatalık gibi sebzelerin özellikle tarım ilacı kullanılmadan da yetiştirilebileceğini, çok daha lezzetli olduğunu, çok daha sağlıklı olduğunu kendileri yaparak, yaşayarak öğrendiler. Bu projeyi ilk gördüğümde çok sevmiştim. Çünkü genellikle ev işleri olsun ya da bu tarz bitki dikme tarzı şeylerini de çok seven bir insanım. O yüzden de doğayı sevdiğim için de böyle bir şeyde katkıda bulunmak istedim. Yaptığımız şeyler öncelikle fidan ekmek, dikmek, ondan sonracıma bitki yetiştirmek tarzında yeni şeyler öğrendim. Toprak bakımı olsun, toprağın verimli olması olsun, bu tarz şeyler öğrendim. Organik bitkilerin nasıl yetiştirebileceği hakkında bilgiler aldım. Ve bunların hayatıma çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle ekibimizi oluşturduk, belli bir ekip kurduk. Hocalarımızın önderliğinde toprak analizi yaptık. Yetiştireceğimiz ürünleri araştırdık. Ona göre ektik, biçtik. Sulama yaptık. Damlama yaptık o özellikle. Marul diktik burada. Farklı bak tere diktik. Bunları benim için de ilk defa olmuştu öyle bir şey. Hani burada öğrendiğim bilgilerle kendi bahçemizde, kendi bağımızda da dikimler yaptım, ektim. Kendi hayatıma veya aileme de katkıda bulundum bu şekilde.